Müzik dünyasına girişim önce şeyle başladı, sesle başladı. Sesim dikkati çekmeye başladı. Yani çocukluğum sırasında. Türküler söylerdim. Sonra ilkokuldan sonra ilkokulun içinde, dördüncü sınıfında enstrümana dönüştü bu. Keman çalmaya başladım. Kemanı 1937-38'e kadar çaldım. 1924'ten. O öyle oldu. Sonra devlet konservatuarı kuruldu. Opera bölümü, tiyatro bölümü kuruldu. O zaman da operaya geçmem. Yine tekrar sese döndü iş. Operaya geçmem teklif edildi. Kabul ettim. 37-38'lerde kemanı bıraktım. Şey oldu. Ses kortlarına keman tazyik ediyor diye az çalışmam önerildi şan hocası tarafından. Zaten kemanda az çalışılmaz. Çalışıldığı zaman tam çalışmak gerekir. Şey de değişmişti artık. Yol da değişmişti. Branşımız da değişmişti. Tamamen bıraktım ve tekrar sese döndüm. 1935-36'da müzik öğretmen okulunu bitirdim böyle keman, enstrümanım keman olarak. Sonra opera bölümüne girdim. 1942'de de opera bölümünü bitirdim. 1952'ye kadar devlet operasındaydım. Operamızın temelinde benim de alın terim bulunduğu için mutluyum. 1941'den 1952'ye kadar Bastien Bastien'le Fidelio, Satılmış Nişan, Figaro'nun Düğünü, Maskeli Balo, La Bohème, Sevda İksiri ve Rigoletto gibi çeşitli operalarda oynadım. Aldığım büyük küçüklü rollerde başarısız sayılmazdım. Ama yine de asıl sanatçı kişiliğime türkülerle ulaştım. Almanya'dan yeni dönmüş olan Nurullah Taşkıran Bey, yetenekli gençlere o zamanki Muski Mahal Mektebi'nde ücretsiz olarak şan dersleri veriyordu. Ruhi Bey de bunların arasındaydı. Dostluğumuz orada başladı. Hepimiz büyük bir zevkle, büyük bir aşkla çalışıyorduk. Fidelio operası hazırlanıyordu. Tatbikat sahnesinde. Ruhi rock rolünü oynuyordu, zindancı. Ben de Leonore, yani Fidelio'nun partisini söyleyecektim. Hep beraber çalışmaya başladık. Gayet sıcak, tatlı bir bastı. Nadir bulunan bir ses. Karlı Ebed iyi keşfetmiş. Ve ondan sonra tutuyor buna Fidelio'da zindancı rolünü, Rocco'yu veriyor. Rocco da iyi bir adam, gayet akıllı. Kızı oraya sokuyor. Merhametli bir adam, akıllı bir adam. Demek bu Ruhi'su akıllı, gayet şey bir insan. Çünkü büyük rejisörler dediğim gibi artistlere, karakterlerine uygun rol verirler. Onlar birbiri psikiyatrdırlar yani, bilirler. Burada da işte görülüyor. Birlikte oynuyoruz. Çok nazik bir insandı. Hümanistti çok. Hümanist, sosyalist bir adamdı. Ruhi Su'nun gördüğü klasik batı müziği eğitimi, onun sesini ve müzik anlayışını geliştirir. Müziğin, özellikle sözlü müziğin yapısını tanır. Her duygunun müzikle anlatılabilir olduğunu öğrenir. Opera sahnelerindeki yaşamı devam ederken, Ruhi Su, solcu olduğu gerekçesiyle dönemin iktidarı tarafından operadan uzaklaştırılmak istenir. Bir gün Konsolos Operası'nın provasındayken gözaltına alınarak tutuklanır. Ve görkemli ışıklar altında büyük orkestralar eşliğinde seçkin seyircilere karşı sahnelenen operalar dönemi bir daha açılmamak üzere kapanır. Fakat bu arada türkülerle de uğraşıyordum. Konserler veriyordum radyoda, dışarıda. 1952'de bazı siyasi düşüncelerimiz biraz sakıncalı görüldü sanıyorum.
Ondan dolayı operadan ayrılmak zorunda kaldım. Tıpkı tabir yerindeyse okumam, yazmam, müzik eğitimim olduğu halde bir çağdaş halk ozanı şeyindeyim adeta. Görünümündeyim. Elimde sazım var fakat eğitim görmüşüm. Halkın izlediği yolu izliyorum. Gerçi kendime has bir takım yorumlar getiriyorum. Yeni şeyler getiriyorum ama işte bir çağdaş halk ozanı şeyi içinde çalışıyor. Kendi sözlerimi de bazen müziklendiriyorum. Bunu da halk ozanlarının %99 yaptığı gibi adeta ortanın malı olan ezgi kalıpları. Halkın kendisi de yapar, bunu halk ozanlar da yapar. Yeni bir olay karşısında düşündüklerini söyleyeceği zaman, müzikle söyleyeceği zaman bu mevcut eski kalıplarından birine bağlayarak söylüyor. Ya öyle yaptım ya da o sözlerim için yeni bir eski düşündüm. Böylece çalışmam sürüp gidiyor. Çağımızın sorunları içerisinde yaptığım, gerek ozanlarımızdan gerek kendimizden ya da bu sorunlara uygun halkın kendi türkülerinden oluşturduğum programlar doyurucu oluyor. Dört dala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Teşekkürler sevgiler. Kötü zamanlardayız. Çok kötü zamanlarda. Hep birlikte mutluluğu aradığımız kötü bir zamanda. Kimilerimiz karıncanın su içtiği yerde, kimilerimiz kelebeklerin uykuya daldığı yerde, kimilerimiz ardıç ağaçlarının, sidir ağaçlarının, köknarların, çamların, ladinlerin gölgelerinde, kimilerimiz dağ başlarından hayatımıza taşan çiçek kokularının içinde mutluluğu arıyoruz. 20 yıllık bir zaman diliminde ateş düştü sanki Anadolu'nun bağrına ve bir damar hortladı geldi, bizi ardıç kuşlarına bile hasret bıraktı. Ne kötü. Bilir misiniz bilmiyorum ardıç kuşlarının öyküsünü. Ben yakın zamanda tanık oldum. Nurhak dağlarının eteğinde bütün o yamaçlar köylere ve subaşlarına inene kadar ardıç ormanlarıyla doludur her yer. Bir köylü 75'inde İlyas amca, bilir misin dedi ardıç ağaçlarının ve ardıç kuşlarının öyküsünü. Anlatmak istiyorum size. Her yıl sonbaharda ardıç kuşları, ardıç ağaçlarında olgunlaşmış o kabuğu kalın meyveleri yemeye başlarlar ve yeni bir ağacın doğması için başka bir yamaç seçerler, giderler. Dışkılarıyla en yumuşak toprağı bulurlar ve imece halinde o tohumları toprağa birlikte gömerler. Sonra
İlkbaharda ilk filiz ortaya çıkar. Ardıç kuşları ve ardıç ağaçları örgütlü davranırlar. Benim canım Anadolu'da insanlığımın hasretliğini çektiği örgütlü davranış biçimini ardıç ağaçları gösteriyorlar. Aynı şey galiba söğüt ve kavak ağaçları içinde geçerli. Su kenarlarında saplamanız yeter, yalnızca toprağa bayılıp giderler. Sevinçler içinde maviye, gökyüzüne, buluta, aya, yıldıza, rüzgara, kara, kışa, inat yan yana olmayı severler. Galiba tam da ardıç kuşları ve ardıç ağaçları olma zamanıdır. Tam da yan yana gelip ülkeyi kuşattığını varsayan bu gerici, dinci, softa, yobaz, talancı, yalancı, hırsızlığa karşı örgütlenme zamanıdır. Çünkü galiba o zaman ne sanat sanatçı düşmanlığı, ne Türkiye yasağı, ne bu üstümüze yağan ahlaksızlık tamamı yok olup gidecek, yan yana geldiğimiz zaman çünkü yeniden türkülere tutunacağız, tam da Ruhi Baba'nın dediği gibi imece türkülerine tutunacağız, birlikte halaylara duracağız, birlikte şarkılar söyleyeceğiz, birlikte dans edeceğiz, filmler çekeceğiz, yeniden oyunlar yapacağız, yeniden şarkılar söyleyeceğiz, hep bir de yeniden, çünkü burası Mustafa Kemal'in coğrafyası. Çünkü burası Şeyh Bedrettinlerin, Pir Sultan Ablaların, Yunus Emre'lerin, Karacaoğlanların, burası Ruhi Sular'ın, burası Nazım Hikmetler'in, Orhan Kemal'lerin, Yaşar Kemal'lerin, Ahmet Arif'lerin, Hasan Hüseyin Korkmazgil'lerin coğrafyası. Burada gericilik asla maya tutmaz. Önemli olan tam da Ruhi Baba'nın dediği gibi imece olup bir araya gelip ardıç kuşları ve ardıç ağaçlarını örnekleyip örgütlenebilmekte. Bu akşam dileğim 37 yıl sonra bugün yine yeniden ve inatla Ruhi Baba'yı selamlarken bu imece ruhunu diriltir de gericiliğe birlikte buradayız, yan yanayız. Vicdanlarımızı, şereflerimizi, onurlarımızı, haysiyetlerimizi bu ülke için birleştirdik diyebiliriz. Hoş geldiniz. Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno di corno girando, belle belle tornando e riposo, narcisetto arcino d'amor. Belle belle turbando e riposo, narcisetto adocino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quelle chioma, quell'aria brillante, quell'Emilio Tonnesco color, quell'Emilio Tonnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quelle chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno ti torno girando, quelle belle turbando il riposo, narcisetto arcino d'amor. Belle belle turbando il riposo, narcisetto arcino d'amor. Fragi, fragi, poppa, pacco, stretto, sacco, 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 schioppi, spalla, sciabile al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, nel montagne per valloni, al concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, e le palle con i toni, all'orecchio
te chioma, non piovrai quell'aria brillante. Non piandrai farfalone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto adocino d'amor. Delle belle turbando e riposo, narcisetto adocino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Hat man nicht auf Gold mein Leben, kann man nicht sie fort das Leben, manche Dumme schlägt sich ein, manche Dumme schlägt sich ein. Doch wenn sie in der Tasche einklingelt und voll, da hält man das Schicksal gefangen und macht uns Liebe, verschafft ihr das Gold und stillet das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Und stillet das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie ein Weg, ihr sollt, es ist ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldenes, goldenes Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tische hungrig sein, wird nach Tische hungrig sein. Drum lächle das Zufall, gnädig und freut, und segne und lehnt euer Schwöben, das Liebchen im Arme. Das Liebchen im Arme, im Beute doch Gold, so mögt ihr viele Jahre durchleben. So mögt ihr viele Jahre durchleben. Das bringt nicht wie ein Weg fürs Gold, es ist ein Weg, nicht das Gold, das Gold. Ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, das Gold. Fedele amico mio.
nefesinden, kargı sesinden, kargı sesinden, ala seda verip seslenmelidir, seslenmelidir. Hak işlemesinden, kargı sesinden, kargı sesinden, ala seda verip seslenmelidir, seslenmelidir. Olursa
Mahzuni şerifim, dindir acını,
Arkadaşlar, izleyiciler, dinleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Ruhisu Dostlar Korosu'nun daveti olarak bu akşam buradayız. Bizim için çok gurur verici, benim için çok gurur verici bir akşam oluyor. Ruhisu'nun söylediği birkaç eser seslendireceğim. Önce Kul Nesimi'den Ben Melamet Hırkasını Kendim Giydim isimli deyişi söylemeye çalışacağım. Yahine
Agni. Haydar haydar seyreder alem beni. Haydar haydar günah benim kime ne? Ben doldurur ben içeri. Günah benim kime ne? Haydar haydar günah benim kime ne? Nesimiye sormuşlar, yarın ile hoş musun? Nesimiye sormuşlar, yarın ile hoş musun? Hoş olayım o mayayım, o yar benim kime ne? Haydar haydar, o yar benim kime ne? Hoş olayım o mayayım, o yar benim kime ne? Haydar haydar o yar benim kime ne? Evet, şimdi Sümeyra Çakır'la Ruhi'su beraber söylemişlerdi. Ben de sizle söylemek isterim. Dam üstüne çul serer diyelim mi? Sizlerle beraber. Dam üstüne çul serer Leyli de yar, Boylu da yar, Boylu. Bilmem yar kimi sever, aleyrim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de. Aleyrim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de. Bunun bir sevdiği var, Boylu da yar, Leyli de yar, Boylu. Günde on çeşit giyer, aleyrim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de.
kaderim nenni de kınadım nenni de beladım nenni de nenni. Kaderim nenni de kınadım nenni de beladım nenni. Seni bana verseler loylu da yar, Leyli de yar, loyloyloy. Cihana bildirseler hal edeyim nenni de kınalım. Varsam yarın yanına loylu da yar, Leyli de yar, loyloy. Sabahtan öldürseler haneyim nenni de kınadım nenni de beladım nenni de nenni. Haneyim nenni de kınadım nenni de belalım nenni de ağ taşı kaldırsa haneyim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de haneyim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni. Küçükten yar seveni Leyli de yar loylu da yar loylu. Cennete gönderse haneyim nenni de kınalım nenni de nenni de haneyim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de. Sizle bir de bunu söylemek istedim. Zamanede bir hal gelmesin başa diyelim mi? Dost, 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 dost.
güzelleşiyor olana, dost demem haşa. Ne olacak Muhannet meydan görmemiş, dost, dost, dost. Kalleşiyor olana, dost demem haşa. Ne olacak Muhannet setreyleye adudan neden her yüze gülen yar olmuş olmamış, dost, 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 dost. Beni setreyle Zahid Şarab'a eyle ihtiram. Sizlerle söylemek istiyorum ama biraz opera tarzı, Ruhisu'nun tarzıyla biraz kendi ağzımızda dillendirmeye çalışacağım. Ey Zahid Şarab'a eyle ihtiram, ey Zahid Şarab'a eyle ihtiram. İnsan ol cihanda,
bu dünya fani. Ehline helaldir, na ehle haram. Biz içeriz yoktur bize. Hep beraber. Ehline helaldir, na ehle haram. Biz içeriz yoktur bize. Sevap almak için içeriz şarap. Sevap almak için içeriz şarap. İçmezsek oluruz düçarı azap. Senin aklın ermez bu başka hesap. Meyhanede bulduk biz bu kerayı. Senin aklın ermez bu başka hesap. Meyhanede bulduk biz bu kerayı. Kandil geceleri kandil oluruz. Kandil geceleri kandil oluruz. Kandilin içinde fitil olur. Hakkı göstermeye denir olur. Fakat kör olanlar görmez. Hakkı göstermeye bir oluruz. Fakat kör olanlar görmez. Sen münkirsin sana haramdır bade. Sen münkirsin sana haramdır bade. Bekle ki içesin öbür dünyada. Bah saçma harabi bundan ziyade. Çünkü bilmez haram ile. Bah saçma harabi bundan ziyade. Çünkü bilmez haram ile. Çok çok teşekkür ederim. Sağ ol.
yanırım yan kardan eser yerden sakınırım ıskanırım yan kardan eser yerden yan kardan eser yerden sakınırım ıskanırım. Beşikte yatan kuzundan Beşikte yatan kuzundan Hem oğlumdan hem kızımdan Ben seni senin gözünden Sakınırım Ben seni senin gözünden Ben seni senin gözünden Sakınırım ıskanırım Arkadaşlar bir atasözümüz var. Dinleyin arkadaşlar bir atasözümüz var. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Fellalalalalalala fellalalalalalala Kıyamet dedikleri ha koptu ha kopacak Kıyamet dedikleri ha koptu ha kopacak
soldan halktan yana bir dünya kurulacak. Görmüşler ileriyi atalarımız demek. Görmüşler ileriyi atalarımız demek. Herkese yeter dünya, herkese yeter ekmek. 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 Teşekkürler. Bu gece burada bizimle birlikte olduğunuz için hepinize en içten sevgi ve saygıyla Ruhisu ve Sıdıka abla adına teşekkür ederiz. Şimdi etkinliğimize katılan diğer sanatçı arkadaşlarımızı da sahneye alalım lütfen. Lütfen buyurun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Tam da türküde olduğu gibi güneşe çevirelim bu karanlık günleri. Ama dostlar korusunu göndermeyelim. Bize birlikte söyleyeceğimiz benim de tutkunu olduğum türküyü tekrar dinlendirsinler. Mahsus mahal desinler. Olur mu? Yaşasın sanat, yaşasın hayat, yaşasın Ruhisu.